değerli izleyicilerim. Bir Muhtarlar Anlatıyor programımızda daha karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Hocaahmet Mahallesi Muhtarımız Sayın Abdülkadir Şanalmış. Sayın Muhtarım hoş geldiniz hoş programımıza. Muhtarım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hocaahmet Mahallesi Muhtarıyım. Bu ikinci dönemim muhtarlığımda. Üç çocuk babasıyım. İki tane torunum var. Allah bağışlasın. Bu kadar. Peki biraz da mahalleniz hakkında bize kısa bilgiler verebilir misiniz? Mahallemiz öncelikle Horuç Mahallesi'ydi. Sonra Hocaahmet Mahallesi oldu. Şu anda Hocaahmet Mahallesi olarak geçiyor. Eski bir mahalle. Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği bir mahalle. 29 tane sokağımız var. 2 tane caddemiz var. 1 tane bulvarımız var. Ayrıyeten Sağlık Müdürlüğü, Diş Hastanesi, Ülke Öğretim Okulu, Şifa Kız Kur'an Kursu, 2 tane camimiz var. Koşagova Camisi ve İshak-ı Zencani Camisi olarak. Bu kadar. Değerli muhtarım, belediye başkanımızın göreve geldiği günden bu zamana kadar mahallenizde yapılan temel belediyecilik hizmetlerinden bahsedebilir misiniz? Evet. Surgül Genç Caddesi'nde asfalt yapımı ve istinat duvarı yapımı, Sağlık Sokak'ta yine asfalt çalışması, Güneş Sokak'ta parke çalışması, yine ufak tefek duvarı tamiratları bu şekilde. Hocaahmet Ardala Sokak'ta da şu anda bir belediyenin çalışması var. Güzel bir çalışma olacak. Mahallenizde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda? Bu konuda bizleri biraz bilgilendirebilir misiniz? Evet, kentsel dönüşüm çalışmaları şu anda biz imza topluyoruz belediye başkanımızın yönlendirmesiyle. İnşallah imzalar tamamlanır. İşte belediyeye vereceğiz imzaları. Kabul edilirse imara açılacak. Belli bir kısımda imar yok zaten. İmalar açılırsa güzel olacak yani. En azından vatandaş daha rahat edecek. Minibüsüne kavuşacak, park alanına kavuşacak, altyapısına kavuşacak. Yani sağlıklı altyapısına kavuşacak. Güzel bir şey olacak yani kentsel dönüşüm. İyi bir şey. Şu anda imza aşamasında. İmza aşamasında. Evet, imzaları topluyoruz. Onları sunacağız belediye başkanına. İnşallah kabul eder. Edilir encümence de. Geçeceğini düşünüyorum yani. Çünkü belediye başkanımız söz verdi. Yani kentsel dönüşüm hakkında da bu kadar. Peki muhtarım. Tokat'ın genelini ilgilendiren Kanal Tokat ve meydan projeleri hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, başarılı buluyorum. Meydan projesi de güzel bir proje. Kanal Tokat projesi de Tokat'ımız için iyi oldu. Herhalde %90-95'i bitti. Ayrıca Kapalı Pazar Yeri projesi de güzel bir çalışma. Kavşak projeleri de inşallah iyi olur trafiğimiz için. İnşallah başarıların devamını diliyoruz yani. Peki, teşekkür ediyoruz muhtarım. Değerli muhtarım, Beyaz Masa başvurularını incelediğimizde sizin mahallenizden 374 başvuru alınmış. Bunlar içerisinde de ağırlıklı olarak kanalizasyon arızaları ve parke talepleri yer alıyor. Sorunlar giderildi mi? Neler yapıldı? Sorunlar gideriliyor. Yalnız sorunun temel çözümü hatların eski olması. Önceki şeyimde de bahsettim. Eski bir mahalle. Evet. Kanalizasyon su hatları da eski. Doğal olarak patlıyor, tekrar eşiliyor, tekrar yapılıyor, tekrar eşiliyor, tekrar yapılıyor. İmar gelirse inşallah bunların hepsi çözülecek. Altyapı da düzenli yapılacak, kanalizasyon hattı da düzenli olacak, su içme hatları da düzenli olacak. Hepsi güzel olacak yalnız. Sayın Muhtarım, son olarak mahalleniz adına belediye başkanımıza iletmek istedikleriniz nelerdir? Evet, mahallemiz adına iletmek istediklerimiz öncelikle tek isteğimiz imar. Onun bir an önce geçmesi talebimiz var. Yani imar olduktan sonra hepsi olacak yani. Bütün hizmetler de gelecek, çocuk parkı da yapılacak, minibüsümüz de gelecek, minibüs hattımız da gelecek. Yani bir imarın şeyine bakıyor ya, başına bakıyor. İnşallah imarımız da gelirse mahallemiz daha güzel olacak. Ayrıca belediye başkanımıza da, ekibine de teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz. Yani bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz muhtarım programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Bir Muhtarlar Anlatıyor programımızın daha sonuna geldik.
Mahallenizle ilgili tüm isteklerinizi Tokat Belediyesi Alo 153 Beyaz Masa hattına bildirebilirsiniz. Bir başka Muhtarlar Anlatıyor programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.